10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Çizilecek bir grafikte tüketim fonksiyonu ile 45 derece doğrusunun kesiştiği noktanın sağındaki bir gelir düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Bir kez daha okuyalım. Okuyun lütfen. Çizilecek bir grafikte diyor, tüketim fonksiyonu ile 45 derece doğrusunun kesiştiği noktanın sağındaki bir gelir düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Şimdi bir sayfa açalım. Arkadaşlar, tüketim fonksiyonunu önce çizelim. Tüketim fonksiyonu, hatırlayın. Keynes'e göre, Keynesyen modelde. Tüketim fonksiyonu C ile ifade edilir, tüketim biliyorsunuz. CO artı CY biçiminde ifade ediliyordu. Bunu lütfen ezberleyin. C tüketim demek, CO otonom tüketim demek. Küçük C ile Y'nin çarpımı ise gelire bağlı tüketim. Gelire bağlı olarak artan tüketim demek. Yani şuna otonom tüketim diyorduk, hatırlayın. Otonom tüketim. Yani gelire bağlı olmayan, gelirden bağımsız, sabit. Buna ise gelire bağlı olan, yani uyarılmış tüketim diyoruz. Uyarılmış tüketim gelir arttıkça artıyor. Peki geliriniz bir birim arttığında tüketim de mi bir birim artıyor? Yani gelirdeki bir birimlik artışın tamamını tüketime mi ayırıyorsunuz? Hayır. Gelirdeki artışın bir kısmını saklıyorsunuz, yani tasarruf ediyorsunuz. Kalan kısmını da tüketiyorsunuz. Misal, eğer marjinal tüketim eğilimi, yani küçükçe 0,8 ise, yani %80 ise, gelirdeki artışın %80'i ile tüketimi artırıyorsunuz. Gelir 100 birim arttığında 80 ile tüketimi artırıyorsunuz, 20 birimde tasarrufu artırıyorsunuz. Bu demek. Şimdi bize demişti ki tüketim fonksiyonu ile 45 derece doğrusunun kesiştiği noktanın sağındaki bir gelir düzeyi. Ya şu 45 derece doğrusunu çizelim de. Gerisi kolay. 45 derece doğrusu yatay ekseni 45 dereceyle kesen bir doğrudur. Bakın tüketim biliyorsunuz ki harcanabilir, gelire bağlıdır. Keynes'e göre tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Harcanabilir gelire. Peki 45 derece doğrusunu çizdikten sonra tüketim fonksiyonunu nasıl çizebiliriz? İşte tüketim fonksiyonu da böyle çizeriz. Niye belli bir sabitten başlattık? Tüketim fonksiyonu sabiti var ya. Gelir sıfır dahi olsa yapılan tüketim otonom tüketim değil midir? Tüketim fonksiyonu ile 45 derece doğrusunun kesiştiği nokta, şuraya K noktası diyelim, gelin. Bu noktanın sağındaki bir gelir düzeyinde, yani Y1 gelir düzeyinin sağında, misal Y2 gelir düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Şurası açık ki Y1 gelir düzeyinde gelirin tamamı tüketiliyordur arkadaşlar. 45 derece doğrusuyla tüketim fonksiyonunun kesişmesi bu demek. Çünkü bakın buraya lütfen, 45 derece doğrusu mesela Y ile X arasında, bu düzlemde çizdiğimiz bir 45 derece doğrusu tanımlayalım. 45 derece doğrusu öyle bir doğru ki şu X değerine karşılık gelen Y değeri de X'e eşittir. Çünkü burası 45 ise bu 90 derece olduğuna göre bu da ikizkenar üçgen olacaktır, değil mi? Yani burası 45 ise burası 45 derece olacaktır. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacaktır. Ne demek istedim ben? 45 derece doğrusuyla tüketim fonksiyonunun kesiştiği nokta itibariyle bu gelir seviyesinde gelirin tamamı tüketiliyor demektir. Şimdi sorum şu. Eğer bir ekonomide yaratılan gelirin tamamı tüketiliyorsa tasarruflar kaç birimdir? Gelirin tamamı tüketiliyorsa hiç tasarruf yapılmıyor demektir. Hemen onu da belirtelim. Gelirin tamamı tüketiliyorsa tasarruflar sıfıra eşittir. Peki şu gelir seviyesinde, yani 45 derece doğrusuyla tüketim fonksiyonunun kesiştiği noktanın sağındaki bir gelir düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? İyi bakın lütfen. Baksanıza. Tüketim harcamaları, bakın Y2 gelir seviyesinde tüketim 45 derece doğrusundan daha aşağıdadır. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani tüketim, hop. Yani tüketim gelirden küçüktür. İyi bakın lütfen. 45 derece doğrusuyla tüketim fonksiyonu kesiştiği K noktasında gelirin tamamı tüketiliyorsa hiç tasarruf yapılmıyor demektir. Ama daha yüksek bir gelir seviyesine bakın, tüketim gelirden daha düşüktür. Tüketim 45 derece doğrusunun altındaki bir seviyededir. Dolayısıyla gelirin tamamını tüketmediklerine göre bu tüketiciler tasarruf yapıyorlardır arkadaşlar. Pozitif bir tasarrufları vardır. Ya tersine, yani şunu sorsaydı, deseydi ki 45 derece doğrusu ile tüketim fonksiyonunun kesiştiği noktanın solundaki, hadi oraya da Y0 diyelim, solundaki bir gelir seviyesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Orada da bakınız tüketim, bunu hemen silip daha düzgün çizelim. Daha iyi anlaşılması açısından
İyi bakın arkadaşlar. Y0 gelir seviyesinde bakın tüketim 45 derece doğrusunun altındadır. Bu seviyede ise gelir tüketim fonksiyonundan küçüktür. Şöyle ki arkadaşlarım, K noktasında kesişiyorsa iki doğru gelirin tamamı tüketime eşit. Solundaki bir noktada ise gördüğünüz gibi tüketim fonksiyonu gelir fonksiyonu üstünde. Tüketim fonksiyonu gelir fonksiyonunun üstünde. Dolayısıyla arkadaşlar, yani tüketim gelirden daha büyük. Tüketimin gelirden daha büyük olması şu demek. Tüketimin gelirden daha büyük olması şu demek. Yani bu tüketiciler ne yapıyorlar? Gelirlerinden daha büyük miktarda tüketiyorlar. Uyduruyorum ya, 1000 birim geliri varsa 1500 birim tüketim yapıyorlar. Yani borç alıyorlar. Yani negatif tasarruf yapıyorlar. Yani tasarrufları negatif. Bu durumda bizim sorumuzun cevabı hangi şık olacak bakalım. Çizilecek bir grafikte tüketim fonksiyonu ile 45 derece doğrusunun kesiştiği noktanın sağındaki bir gelir düzeyinde, yani Y2 gelir seviyesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Tabii ki de tasarruflar sıfırdan büyüktür. Yani tasarruflar pozitiftir. Pozitiftir. Tekrar bakın. Çünkü 45 derece doğrusuyla tüketim fonksiyonunun kesiştiği nokta itibariyle gelirin tamamı tüketilmektedir. Daha sağdaki daha büyük bir gelir seviyesinde ise gelirin tüketilmeyen bir kısmı mevcuttur. Yani tüketiciler pozitif bir tasarruf yapmaktadırlar. Tasarruf sahibi bu insanlar bu tasarruflarını yatırımlara dönüştürürlerse o ekonomide denge sağlanacaktır. Klasiklere göre tasarruflar yatırımlara kendiliğinden dönüşür. Keynes'e göre o tasarrufların devlet eliyle harcamaya, yani yatırıma dönüştürülmesi gerekir. Sakın unutmayın.